zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Mevcut siyasal iktidar emekçilerin, kadınların, gençlerin, esnafın, çiftçinin, işçilerin, kısacası halkın tüm kesimlerinin ihtiyacı olan adalet, demokrasi, barış ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik hiçbir adım atmamakta ve politika üretmemektedir. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu yönetimlerini devam ettirmeye yönelik uygulamalara ayakta durmaya çalışan iktidar, emekçilerin, sendikaların, meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin üzerinde baskılarını artmaktadır. Bizleri aydınlıktan, demokrasiden, emekten, adaletten, hak ve özgürlüklerden vazgeçirip kendilerine dokunmayan, eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadırlar. 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında atılan bir tweet bile örgüt propagandası olarak ele alınıp dava konusu haline getirilmiştir. Ülkede neredeyse hakkında soruşturma açılmamış, sanık kürsüsüne çıkmamış, hapis cezası müeyyidesine maruz kalmamış yurttaş kalmadı. Kentimizde 6 yıla aşkın süreden beri emek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının demokratik ve anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı keyfi olarak engellemektedir. İktidar ve yerel kamu otoriteleri yandaş dernek ve sivil toplum örgütlerine uygulamadığı yasakları defakto olarak o halı kalıcı hale getirmek suretiyle demokratik sivil toplum örgütlerine karşı uygulamaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi üzerinde sis perdesi yeterince dağılmamış. Ancak darbe girişimi bir lütuf olarak görülerek hayata geçirilen 20 Temmuz sivil darbesinin neyi amaçladığı aradan geçen süre içinde tümüyle netleşmiştir. Sivil darbe uygulamalarıyla o hal döneminde bile askıya alınmayacak olan temel hak ve özgürlükler çiğnenmiş, darbe girişimi her türlü antidemokratik uygulamanın gerekçesi haline getirilmiştir. Bunların başında haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Herkesin çok iyi bildiği gibi hukuken somut delillere, yargı kararlarına, mevzuata uygun yürütülen idari soruşturmalara dayanmayan tüm kararlar yasaya aykırıdır. Kamuda yaşanan ihraçların niteliğine, kararların alınış şekline, ihraç edilenlere savunma hakkı bile tanınmaması hususu nazara alındığında KHK ihraçlarının hukuka aykırı ve açık net olarak anlaşılmaktadır. Öte yandan Şark İslahat Planı kapsamında geçmişte uygulanan umum müfettişliklerinin aktüel yorumu olan kayyum rejimi aynı paradigma ile ortaya çıkartılmış ve halkın iradesini bir kez daha hiçe saymıştır. Halkın iradesini gasp edenler aynı zamanda belediyelerde işçi ve emekçi kimi yapmaktan geri durmamıştır. Siyasi iktidarın memuru ve üyesi gibi davranan bu kişiler hak ve emek düşmanı tutum içerisine girerek işgal ettikleri koltukları siyasi ve şahsi çıkarları için kullanmışlardır.